Evet YouTube ailesi, bomba bir karavan tanıtımıyla sizlerle beraberiz. Bu karavan çok ama çok güzel. İşralık özel gitarıyla ve içinde gerçekten çöpler atılmış küçük parçalarıyla, ufaktan toplanmış o küçük mobilyalarıyla ve gerçekten ruhuyla muhteşem bir karavanı sizlerle anlatacağım. Hadi bakalım şimdi tanıtıma başlayalım. Şimdi karavanımızın inşaat mühendisi, karavanımızın mucidi Ertan abiyle beraberiz. Şimdi Ertan abi bize bu hikayenin başlangıcını anlatsın. Bu aracı çok aradım. Yaklaşık 3 ay aradım. 3 ay sonunda Ankara'da bir ilaç firmasında buldum. Gittim, aldım. İyi ki de almışsın. Vidi, Vini, Vici arkadaşlar. Gittim, geldim, gördüm diyor. Böyle çok karavan olur işte. Güzelce içini boşalttık. Boşalttıktan sonra yaptığımız tek şey ilk önce camlarımızı açtık. Yani güzel şekilde eklerimizi açtık. Su doldurma vanamızı koyduk. Tuvaletimiz kasetli. Yani arkadaşlar ben şuna bir özen gösterdim. Ben bütçeme göre yaptım. Yani benim büyük bir bütçem yok. Yoktu. Kendi bütçeme göre yaptım. Biraz da borç harç yaptım. Kredi kartlarına yüklendim. Ama böyle bir şeye sahip oldum. Yani iyi ki de olmuşum. Buzdolabını burada kullanıyorsun galiba. Buzdolabının havalandırması. Buzdolabım içeride. Zaten büyük bir buzdolabım var. Arkaya da bir tane şey takmışsın. Evet. Bu da bir karavan camım var. Yatak odasının havalandırma camları. Yani çok memnunum. İki taraflı açtığı zaman güzel bir esinti yapıyor içeride. Yani içeri şu anda gireceğiz. Çok serin bir atmosfer yaratıyor. Eşiniz geldi galiba. Arkanızdaki keşi. Aa merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler getiriyorsunuz? Bu akşam keşkek mi yapacağız? Evet. Büyük keşkek. Evet. Anca. Tamam birazdan sizi de anlatılarda göreceğiz. Aracımızın ismi Dede Torunum. Aracım. Kanama yok da aslında. Şöyle. Bagajdan başlayalım bakalım nasıl. Bagajım gayet geniş. Çok büyük bir bagajım var. Büyük. Botuma kalıncaya kadar akü. Akülerim burada. Akü bildim böyle. Aa liter ben de kullandım aynısı. Çok güzel. Çok çok liter güzel. Kullanmışsın. Memnunum yani. Çok memnunum. Üst sistem kullanmışsın. Evet. İnvertör sistemin üst sistem galiba. Hiç sıkıntı çekmiyorum. Yani. Regülatör, redesör ve arkadaşlar invertör bir arada kullanmış. 220'de buzdolabı kullanıyorum. 220'de buzdolabı kullanıyor. Bu şöyle. Arkadan görüntüsü. Yine içine gireceğiz, şöyle bakacağız. Ondan sonra içeri doğru diğer yanları gezerek gidelim. Hadi abi. Burası bekeği. Dışarıdan elektrik. Gerçi hiç gerek duymadım ama yine ne olursa olsun. Evet, burada da bir ekim var. Arkadaşlar tenteyi pahalı bir tente yaptırmadım. Uygun olduğu için bana bunu yaptırdım. Çok da güzel iş görüyor. Ya güzel de iş görüyor. İş görmesi. Yani iş görmesi doğru diyorsunuz. Önemli olan iş görmesi. Buraya bir yan sürgülü cam yapmışım. Buraya bir sürgülü cam yaptırdım. Çünkü yolda şöyle giderken de burayı açıp çok güzel istiyorsun. Oluyor. Çok güzel. Serin oluyor. Bunu biraz açıyorum. Çok önemli. Dışarıdan stres kesinlikle yasaktır, getirmeyin. Yasaktır. Uzun yaşamanın formülü. Dışarıdan evet. Stres. Yani. Stres. Evet yok. Yok. Bizde stres yok. Hem ayakkabılık hem basamak. Yani böyle bir formül düşünmedim de böyle bir şey düşündüm. Daha güzel. Hem ayakkabılarımı koyuyorum. Hem de çok güzel esnek. Yaptırmayı da düşünmüyorum yani şu anda. Karşımıza ne var? Oo, gitar var. Ha, bunu bir urdacı arkadaştan aldım. 5 liraya aldık. He. Yani güzel yani büyük paralar verdim. Güzel de görünüyor. Ama acayip güzel. Ama arkadaşlar ya, bir şey söyleyeyim mi? Eğer ki Allah sattırmasın, ben bu karavanı satarsam, hı, benden bu gitarı istemeyin, satmam. Bu bana gitarı verecek, alacağım. Bana verecek. Bu gitarı bir arkadaşıma hediye edeceğim ben çünkü. Biliyorum. Çünkü bana verecek çünkü müşterim yok. İki döner koltuk yaptırdım. Burada kendi koltuğu vardı zaten. Bunu aldık. Bunu da bir urda gibi bir koltuktu. Kaplattım. Gayet güzel bir duruma getirdim. Şu çok güzel orijinal bir şeyi. Onu da sen. Bunu çöp kenarında buldum. Aa. Ahşap bir şeydi bu. Yani kapladım. Sonra onları ben bir kapladım. Çok güzel. Böyle. Deri aldım şeyciden. Arada bir buzdolabı havası yaratmış. Çok güzel değişik bir şey yaptım. Yani buzdolabı sistemi. Oralarını açtım. Diş diyor. İyi bir diş. Masan evet. Falan. Masan masif kullandım. Masa iniyor. İnince bir kişiye evet, rahat rahat masif kullandım. Amortisörlü bir sistem kullanmışım. Tabii. Zaten bu oturma grubunu da buraya döndürerek daha geniş bir alan oluşturmuşsun abi. Çok değişik bir şey oluyor. Güzel bir şey oluyor. Bu da benim anımın
Halat ipi bu. Halat ipi. Jut ipi diyorlar. Neymiş o? Jut ipi. Jut ipi. Ama böyle bir şey oldu. Daha bir masif görüntü, muhteşem bir görüntü. Işıkları yakalar, evet. Şöyle bir... Ne kullandın abi? Oo, bak bak, çaydanlığa bakar mısınız arkadaşlar? Çaydanlığa, arayır arayır arayır. Ne kullandın abi burada ağaç olarak? Bu ladin. Ladin kullandım. Ama bir desen verdirdim kenarına. Aslında düzdü bu. Sağ olsun ustam bir desen verdi bunun kenarına. Bizim istediğimize karşı, ama görüntüsü güzel oldu. Benim için önemli olan şu genişlik. Yani beni şurada yakaladın. Şurada şu rahatlık. Dolapta şu rahatlık var ya. Şu oldu. Çok rahat. Böyle bir rahatlık. Şuranın kapanmasını istemedim ki. Niye istemedim? Rahat olsun. Yani orta ferah rahat olsun yani. Hanım görüyorsun gayet güzel. Hanım da orada aynasını koymuş. Aynası zaten kadınların aynası olmaz. Saat de güzelmiş, enteresan bir saat. Çok değişik buna. Evet. Hanımın işçiliği. Banyom, tuvaletim. Bir bakalım neler yapmış banyoda. Her şeyini kendim yaptım yani, hiç şey yok. Güzel. Uygun malzemelerden buldum, yaptım. Aa, kasetli bir tuvalet zaten. Nasıl bir sistem kurdun abi tuvalete? Şöyle bir şey, bu kasetli telefonlarda... Kasetli telefon, bir daha alalım abi. Kasetli telefon olmadı abi. Arkadaşlar, kasetli telefonlarda neler bulur onu geleceğiz. Şu an kasetli telefonu var. Ertan abi anlatıyor. Arkadaşlar, kasetli telefon. Gömdün beni tuvaletin içine. Abi, bu kasetli telefon için ne düşünüyorsun? Arkadaşım, anlatıma bak, yıllarca araba yaptım. Hala tuvaletle kaset arasındaki farkı galiba bu Walkman kaseti olarak düşünmüştü. Evet. Ertan abi, tekrar oraya gidiyoruz. Ne var orada? Kasetli bir tuvaletimiz var. Bu kasetli tuvaletlerin bir orijinali taharat musluğu bunlarda yok. Bu başka bir ortumlarla yapıyorlar bu işlemi. Ama ben bunu deldim. Burada bir sistem yaptım buna. Bunu açtığım zaman yani burada normal bir tuvalet oluşuyor. Tuvalet var da taharatlı yani. Taharatlı bir musluk oluştu yani. Şey. Evet abi, orasını anladık. Orası güzelmiş. Çok. Ama kasetli telefonlarda böyle oluyor abi. Yani Kadir, gömme bizi Kadir. Gömme Kadir'i, devam edelim abi. Kadir gömme. 1.86'ya 130. 130. Geniş, çok rahat. İki kişinin yatabileceği çok, evet, rahat bir yatak. Burada karavan camlarını takmışsın. Işıkları da, kapalı ışıkların var. Karşıda buraya hanımın cepler yapmışsın. El emeği bunların ikisi de. Hanımın el emeği, sepet örgüsü. Evet, her şey hanımın el örgüsü. Sağ olsun valla. Dolaplara bak, dolapların da güzel. Neler var bu dolaplarda? Yani işte bunlar çerezdir falan, böyle şeyler. Vay, yani zengin, şeyler yok. Zengin karavan arkadaşlar. Yok zengin. Abi. Zengin karavan. Burada ne varmış aç abi? Fakiriz biz. Fakirler böyle olur. Ama olacak. Karavanımız var. Ama karavanımız var, ruhumuz zengin. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Nereden aldın bu evi? Bunu Karaköy'den aldık. Perşembe pazarından aldık. Arkadaşlar, bu da Kasımpaşa'dan almış. Ne olacak abi? Kasımpaşa'nın malı bu yani. Aa, Kasımpaşa Kadıköy. Ne olacak? Yani abi, burayı ne kullandın? Bunlar ne? Bu bir marangoz arkadaşımın fuarlarda kullandıkları bir malzeme. Hı. Fuarlarda kullanıyorlarmış. Hı. Tamam mı? Elinde kalmış bize. Elinde abi. Kalmış iki tane. Sağ olsun hediye verdi. Dedi bunu yapabilir miyiz dedi. Olabilir mi? Dedim ben yaparım. Tamam, yaptım. Gayet de güzel oldu. Abi, buzdolabım da bu. İki gözlü. Çok güzel. Yani bak, 220. Üstünü aç. Neler var? Etimiz var bakalım. Bak. Arkadaşlar, etlere bak. Oo, köfteler, möfteler. Zeytinyağlı sarma var, dikkat edersen. Evet evet. Bomba. Yani şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Karavanlarda büyük buzdolabının özelliği, güzelliği bu. Hı. Yani. Bakın, biz bir hafta oldu çıkalı, değil mi? Bir hafta oldu. Bir hafta çıkmadan önce hanım buzdolabımızı doldurdu. Hı. İçini. Ve hala da buzdolabı içindekilerle idare ediyoruz. Yani güzelliği bu. Büyük oluşun güzelliği bu. Çift gözlü olması iyi diyorsun. Çift gözlü oluşun güzelliği bu. Yukarıda böyle ledler koymuşsun. Evet. Ağaç olarak yukarıda ne kullandın? Bu çam. Çam kullandım. Çam kullandım. Bal yapıyor mu arada bal? Yok, öyle bir şey yok. Yok. Verniği çok vernik güzel. Vernik çok güzel. Verniğin oluşu güzel. Doldu vernik çok güzel. Peki, heki olayında iki tane 40'a 40 kullanmışsın. Evet. 400'e 400 milim. Bu da çok güzel, bizim sinek kurtarıcımız. Sinek de kurtarıcı oluyor. Evet. Şeyimiz. Buraya da bir göz atmışız. Evet, burası bizim... Bakırlarım var, tabak, çanak.
çömlek. Burada servet yatıyor. Bakırlar falan servet yatıyor. İşte arkadaşlar gizli mahzeni yakaladık. Mahzen burası. Ben bizim. Demesem asla kimseye gizli kimseye söylemiyorduk biz burayı yani. Evet. Bisiklet yerine bunu büyütüyorlar. Burada küçültüp takıyorsunuz. Daha sonra büyütüyorsunuz değil mi? Sonra alıp kullanıyoruz. Sonra yine koyuyoruz. Arkadaşlar çok güzel. Yerine koyuyoruz. Ve kovboy şapkası da 10 numara görünüyor arkadaşlar. Ben kimim? Fatma Ülkü. Biraz önce eşim attı tuttu bir şeyler hep ben yaptım. Hayır. Evet orada müdahale ettik. Olmaz öyle bir saçmalık. Hayır o yapmadı. Aslında hiçbir şey yapmadı. Hayır hiçbir şey yapmadı. Karavanı yapan sensin. Beyim bendim. Onu ırgatlı olarak kullandın mı yoksa? Evet biraz öyle oldu. O ırgattı ben beyindim. Neler yaptı karavanda? Neler hadi beyin anlat yani. Bize. Şurayı anlatamamıştı o. Buraya evet, buradan evet, başla. Evet buraları nereden? Anlatamadı. Şöyle bir şey. Burada açıklıklar vardı. Hoş görünmeyen bir açıklıklar vardı. Evet. Bunları boyayıp zımpara yapıp tabii ki işçiliği gene eşimin. Sen ağır işleri ona yükledin. Evet, evet. Sen beyinsin. Evet. Sadece dizaynını nasıl güzel gözükebilir, nasıl gözümüzü yormaz, nasıl rahat olabiliriz içeride. Sadece ve sadece ben onları düşündüm. İşte bunlar çok orijinal oldu. Böyle evet yaptık. Ya. Bakar mısın? Güzel. Daha fazla da olabilir. İşte makrame ipinden cep dipler yaptım. Evet. Daha uygun, daha güzel, daha şık gözüktü. Şunları ördüm çizilmesin diye. Bu kaydırmaz jüp ipinden. Şöyle evet. Fransız ekolü. Evet. Bu halat ipi diyelim biz buna. Hani halat ipi mi? Evet, halatın ipi. Halat ipi diyoruz. Evet, jupupine. Evet. Bak burada da var. Jupupine. Evet, bunları böyle süsledim. Süsledi, aksesuarlar evet. Çalışılmış. Evet, okey. Ondan sonra bunu böyle bir şey yaptım. Neydi bunun adı? onun hiçbir ismi yok. Sadece süs. Arkadaşlar ismi olmayan bir süs yapmış, o da farkında değil. Ama hayır, buraya yapıyorum şimdi. Aynısının sineklik, evet. Sineklik olarak yapıyorum. Şu çaydanlıkla ilgili, sen mi aldın? Evet. Şimdi, nereden buldun bu çaydanlığı? Masko'dan aldık, İstanbul'dan. Masko'dan? Evet. Mobilya dükkanlarından? Evet. Evet, bunu da ben yaptım. Bunları da sen yaptın. Evet, ben yaptım. İşte hepsini ben yaptım. Benim karavanım. Yerlerde ne düşemişler? Sen mi yaptın bunu döşemeyi? Hayır, ben yapmadım. O kadar değil. Arkalarda onu eşim yaptı. Doğru. Şunları koydum. Bunlar çok kasmayın ya. Gideceğimiz yol belli, sonu belli. Evet, çok kasmayın. Biz bu ya. Evde her zaman güleriz, gülümseriz falan filan. Böyle işte. Böyle. Bir şey yok. Bu benim torunumun ismi Lali'nim. Kalp. Torunun ismi aşkım, Lali. Evet. Ay canım benim. Aşkım benim. O zaman aynen. Ne diyoruz? Rus. Mandalin tadına abone oluyoruz. Bildirim zillerini açmayı unutmuyoruz. Ve bu güzel söyleşi için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Kadir'ciğim. Hoşça kalın. Ben şimdi spot trafı alacağım. Tamam mı?